Beni de kalbinle dinlesen... ...neyi istediğimi duyabilirsin belki. Ama dinlemesi için sana güvenmesi gerekir. İnan bana. Güven. Tabiatta hiçbir şeyin kalbi kötü değildir. Ama ürktüyse, kalbi pır pır ediyorsa, yaralıysa çok zor kabul eder seni. O yüzden hiçbir canlıyı incitmemelisin. Seni asla incitmem. Bana sadece bir şans ver. Sıcak. Çok sıcak oldu. Doğadaki her şeyin dilinden anlıyorsun. Peki ya benim? Sen benim dünyamdan değilsin ki. İzin ver senin dünyana gireyim. Ne istersen olur. Ot olurum, böcek olurum. Sen yeter ki iste beni. İstemem. İsteyemem. Bana öğrettiğin gibi. Kalbimi dinliyorum bak. Uzaktan istemiyorum diyor ama... ...sen de beni istiyorsun. Yaklaşma. Nazlı. Ozan. Oğlum. Ya sen niye böylesin ya? Senin o nalet babanla kokuman anan sen kavanozda mı büyüttüler? Derdin ne senin? Hala tamam ya. Derdim yok benim. Ya tamam falan değil oğlum. O tezek kafalı babanla kenefse olacağını anan seni bana emanet ettiler. E bak ben halden anlarım. O ayakları ters anana benzemem. E söyle bir derdin varsa söyle ya. Ne o, sevdalı mısın yoksa, he? Yok ya, ne alakası var ya? Şişt, bir susun. Durun. Oğlum, bak varsa bir derdin söyle, bulalım çaresini, ha? Ne derdim olacak? Köy hayatı işte, alışamadım. Hem ben İstanbul'u özledim biraz ya, ondandır. Elimden geleni yaptım Orhan Bey. Ama yasal olarak yapabildiklerimiz bunlar. Siz çıkın. Yani? Bu işin sonunu hiç iyi görmüyorum Orhan Bey. Yani şirketin borçları neyse de...
en fazla müflis oluruz. Kademelendirilir borçlarınız. Ama... Ne aması? Başka ne gelebilir ki başıma? Tefecilere olan kişisel borçlarınız. Asıl mesele onlar. Onları ödemezseniz Orhan Bey, siz de biliyorsunuz, İlk fırsatta öldürürler sizi. Tabii sizi bulabilirlerse. Kanka, ne haber? İyiyiz kardeşim, biz aynı. Ne olsun? Asıl senden ne haber? Alışabildin mi bari organik hayata? İnek sağabiliyor musun inek? Nesin dalganı geç. Keyfim yerinde oğlum benim. Gün yüzü görmemiş hurilerle dolu. Oğlum manyaklaşma lan. Orası buraya benzemez bak. Ava çıkayım dersin, av olursun sonra. Kellene de kerpiç duvara asıverirler ha. Oho! Sen kankanı hiç tanımamışsın. Bize her yer Nişantaşı oğlum. Ya sen onu boşver de halamın evinde kalan bir tane kız var. Bunu azıcık süslesen, senin mekanındaki kızlara on basar. Oğlum, koca koca gözleri var. Dövüp dövüp bırakıyor seni. Geceleri o kocaman gözleriyle yıldızlara öyle bir bakıyor ki... yıldızlar yeryüzüne iniyor. Bir gülümsemesi var, eşini benzerini görmedim. Rüzgar estiğinde eteğinin, sarı yazmasının... saçlarının uçuştuğunu görünce kalbim öyle bir çarpıyor ki duracak zannediyorum. Ne diyorsun lan sen bık bık? Lan aşık falan olmadın değil mi sen? Ne? Ne aşkı oğlum ya, yok öyle aşk meş, pratik yapıyoruz burada. Tabii oğlum ya. Bir dal alır gelirim. Sen merak etme, rahat ol. Ya zaten sıkıldım burada. Köyler, inekler falan filan. Köy hayatı sıktı beni. Bunalttı iyice. Tarkan. Sana bir şey göndereceğim. Sen bunu bizim kuyumcu Agop'a götür. Buna güzel bir şekil yapsın. Kızın rızası varsa ben konuşacağım Fatma'yla. Hemen kızı istemeye geliyorum diyeceğim. Tamam. İşte artık yaza da yaparız düğünü. Hey, güzel. Emme bak, kızın gözünde böyle küçücük, azıcık bir bocalama görürsen olmaz bu iş. Oğlumu sevmeyecek kızı kendime gelin getirmem ben. Yok, yok. Göreceksin anne sen. Nazlı'nın da bende gönlü var, göreceksin. Kazanacağım ben iddiayı, kazanacağım. Göreceğiz bakalım Recep Efendi, göreceğiz. Kuzen! Kuzen! Kuzen hadi kalk. Kuzen! Gel, gel. He, geliyorum. Günaydın. Ne yaptın? Rahat uyudun mu? Uyudum, uyudum. Ey maşallah. Şşş. Bu sağa gelmiş. Sağ ol. Ya bir de anam dedi ki otlar yolunacakmış dedi. Hazır olsun, çok fazla uyumasın dedi. Yarım saatte tekrar gelir, dürterim. Dürtersin. Thank you.
Tamam. Sakin ol. Tamam. Sakin. Tamam. Korkma. Sakin ol. Ben sadece sana sürpriz yapmak istedim. Bak. Bunu senin için yaptırdım. Sen benim dört yapraklı yonacağımsın. Bunu hayatın boyunca benden bir hatıra olarak boynunda taşımanı istiyorum. Ben de seni kalbimde taşıyacağım. Her zaman. Vallahi vururum. Yapmazsın. Allah'ını seviyorsan yaklaşma. Beni katil etme. Ne olur yaklaşma. Öyle yakışacak ki sana. Nazlı. Ana! Vay namussuzlar vay. Oy yetişin koşlar. Gitti. Namus gitti. Rezillik, kefazelik. Yetişin koşlar yetişin. Gözlerimle gördüm. Ay kız ben gördüm. Böyle neredeyse cıvıldar. Öylece de sarılmışlar. Kız kimi gördüm? Hele söyle kimi gördüm? Yazıklar olsun. Bizi otlarla neyi şifa dağıtırken kırıştırıyormuş Nazlı Hasba. Görüyor musun sen şu Nazlı'yı az değil. Oldu tabii yakışıklı şeker bir çocuğu. Nazlı var ya Nazlı. Oğlunun oğluyla basmışlar. Duydum. Hiç beklemezdim Nazlı'dan. Sen burayı günah yuvası İstanbul'u sakın ha. Hem benim Nazlı kızımı o kucaktan kucağa tavşan gibi sıçrayan kızlardan mı sandın ha? Hala. Yanlış anladın. Vallahi sadece konuştuk ben hiçbir şey yapmadım. Hatta hediye verdim ben Nazlı'ya. Değil mi Nazlı? Nazlı. Değil mi Nazlı? İyi. Vur o zaman. Seviyorum ben Nazlı'yı, seviyorum. Vur. Hadi Allah. Hadi vur. Vur. Göreceğiz bakalım. Düşünün mü? Yürü.
yaptık bu ona. Affet beni ne olur. Sus kızım sus. Şimdi geçin ikiniz de şöyle oturun karşıma. Git otur. Bak kızım. Bu deli uşak seni sevdiğini söyle ya. Emin. Sevda yalnız bir gönüldeyse böyle pamuk gibi için için yana. Sen de seviyor mu bu oğlanı? Tamam o vakit. Tez evden tamamını erdirelim bu işi. Ha? Ne diyorsun Fatma, ne düğünü? Bana bak Orhan. Bu işler şehirdeki kadar gevşek olmaz bu alarda. Yani bir bedeli vardır. Ya başka bir yolu yok mu onun? Yok efendim, yok. Senin oğlanın evlenecek. Nasıl kalp kırdıysa, beni nasıl kepaze ettiyse bu işi öyle temizleyecek. Rızan olsun, olmasın. Peki Fatma. Peki sen ne dersen o. Ama bir tek ricam var senden. Bütün olanlardan Aliye'ye bahsetme sakın. Serkan, bana akıl ver. Ben ne yapacağım? Abicim beni biliyorsun. Ben kim, evlilik kim? Oğlum, kıza da yazık olacak ya. Ay, Nazlı kızım be. Maşallah sana, pek de yakıştı vallahi. Nur canım, kızım sen kaç bakayım. Tamam anam. İyi. Nazlı kızım, bak bu ben... Azıcık olmaz. Ama daha lafım bitmedin be kuzum. Ben biliyorum sen ne diyeceğim Fatma Ana, bilmiyor musun seni? Düğünde küsük olmaz diyeceksin. He. Ben ona küs değilim ki. Kanlı canlı insana küsülür. Benim babam öldü. Belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Apar topar oldu ya düğün. Annem, babam, arkadaşlarım falan. Keşke onlar da olsaydı diye bir hüzünlendim. Orada da düğün yaparız. Anam, baban, arkadaşların gelir. Evet. Yaparız tabii canım. Hatta şey de yaparız. Serkan'ın mekanında. Aa, nerede orası? Good Moon. Ne Moon? Good Moon. Good Moon. Good Moon. Good Moon. Moon. Gel, gel. Yok yok, vallahi ben anlamam. Gel, gel, gel. Bizden mi oynuyoruz, hadi bakayım. Vallahi ben anlamam. Sızma canlı, iyi altın topladın, oyna. Gelini de al, gelini de.
Böyle bir şey nasıl olabilir ha? Orhan bunu nasıl yapar? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Aliye Hanım. Yarın gelecekler. İcra için. İcra için mi? Peki siz niye bir şey yapmıyorsunuz? Siz ne duruyorsunuz? Niye bir şey yapmıyorsunuz? Ama Aliye Hanım ben... Ben! Çık! Çık defol git buradan. Hadi çık! Kalk git! Kalk! Defol! Benden nefret edeceksiniz biliyorum. Ama bunu yapmak zorundaydım. Hapse giremem. Beni affedin. Allah seni kahretsin oğlum. Allah seni kahretsin Orhan! Ay ben şimdi ne yapacağım? Ben tek başıma ne yapacağım? Of! Oh! Bekir! Bekir! Bekir bana bak lan! Bekir! Şerefsiz! 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 Sen de biliyorsun. Abi! Kız gerçek duruyoruz ama. Hapsiz lan! Okşayacağız mı? Buyurun buyurun buyurun! Buyurun seni toplayacağız lan! Dur gel! Şu telefonla! Telefonla! Benim de o zaman. Lan geç! Geç! Ne vuruyor bize? Ben mi giriyorum geldi? Daha dur! Ulan bu ne ya? Ay kısmete bak. Bugünleri de görmek varmış. Al bakalım. Oğlum ne bakıyorsun öyle boş boş? Yüz görünlü işte. Al bakalım bunu. Git şimdi iki rekat namazını kıl. Bak, Nazlı kızımı sakın özle, tamam mı? Gözünde çapak olsa senden bilirim ona göre. Hadi bakalım. Allah bir yastıkta baş açsın inşallah. Maceralara tatmış bir adamsın. Sakin ol. Elbet bulacağım bir çözüm. Bulacağım. 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 Tüm resmen. Ulan bu masum kıza ne olacak peki? Aklına gelebildik anne ya. Çocuğum, Ozan. Nasılsın? Ne yapıyorsun orada? Ne yapalım anne? Sayenizde iç güveysinden hallice. Hatta bir hayli iç güveysiyim yani. Halime hatırımı sormak için mi aradın? Yok. Şey diyecektim ben de. Acilen İstanbul'a gelmen lazım. Çok kötü şeyler oldu çocuğum. Ne oldu anne? İyisiniz değil mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Yok baban... Baban kaçtı. Ne diyorsun ya? Her şeyimizi kaybettik çocuğu. Kaldık kardeşimle tek başımıza. Sen ilk uçakla... Atla gel tamam mı? Halana da hiçbir şey söyleme. Sakın ama sakın kimseye bir şey söyle. Tamam mı yavrum?
Baban kaçtı. Her şeyimizi kaybettik çocuğum. Sen ilk uçakla atla gel, tamam mı? Sakın, ama sakın kimseye bir şey söyle. Nazlı. Nazlı.